İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la Cuma namazı için Selimiye Camii'ne gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Selimiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Nasip oldu. Tabii ki Edirne bizim önemsediğimiz, hele Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden bir tanesi ve dünya harikalarından biri olarak Selimiye'de bulunmak benim için büyük bir şeref. Twitter yasağı konusunda yöneltilen bir soruyu cevaplandıran Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise, ülkemizin demokrasisiyle, ülkemizin kaderiyle oynamak isteyen anlayışlara karşı devlet ihtiyaç gördüğünde kendisini koruyacak tedbirleri alır. Dünyanın hiçbir ülkesi de buna müsaade etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de etmez dedi. Sağlık Bakanıyım. Sağlığımızı bozacak ve sağlık sistemimizi bozacak. Diyoruz ki aman şundan sakının, aman buna dikkat edin, aman kendinizi zehirlemeyin. Biliyorsunuz bu anlamda da her bünye kendisini koruyacak tedbirler alır. Her aile kendisini koruyacak tedbirler alır. Ülkemizin demokrasisiyle, ülkemizin kaderiyle oynamak isteyen anlayışlara karşı devlet ihtiyaç gördüğünde kendisini koruyacak tedbirleri alır. Çünkü suçlu suçunu işlediği zaman muhatapsız olmamalı. Burada ciddi düzeyde suçlar işleniyor. Bazen bizim şahsiyetlerimizle, bazen devleti yönetenlerin şahsiyetleriyle oynanıyor ve bunun meşru muhatabı yok. Şimdi muhataplığın bir hukuku zemininin kurulması lazım. Dolayısıyla sağlıklı hukuka ihtiyacımız varsa suç işleyenin de muhatap olarak görülmesi lazım. Twitter'da suçlu kim? Benimle ilgili iftirayı atıyor 2 gün önce. Peki o iftiranın muhatabını bulamayan bir hukuk sistemi olursa, bunu koruyan bir yapı oluyorsa o koruyan yapıya da müdahaleyi yapmak lazım. Biz milletimizi de, biz devletimizi de, biz hukuk sistemimizi de korumamız lazım. Evet, özgürlüklerin alabildiğince artması gerekir ama sınırsız özgürlük, benim özgürlüğüme müdahale eden bir anlayış, benim şahsiyetime, benim duruşuma müdahale eden bir an, hele hele devletin, yöneticilerin duruşlarına müdahale eden ve kim olduğu belli olmayan, nereden geldiği belli olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nereden geldiği belli olmayan bir suç mekanizmasına müsaade edebilir mi? Dolayısıyla inşallah en kısa zamanda hukuki zemini kurularak ve kimi olursa olsun yanlış yapıldığında bedelini ödeyecek muhatap da sorumluluğunu üstlenmeli. Dünyanın hiçbir ülkesinde ben canımın istediğini yaparım, canımın istediği bakana, canımın istediği devlet başkanına istediğimi söylerim, yazarım, bunu da organize ederim, koordine ederim, bunun da gizli odaklardan yaparım deme hakkı yoktur. Dünyanın hiçbir ülkesi de buna müsaade etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de etmez. Sağlık Bakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş açıklamaların ardından Selimiye Camii etrafındaki esnafı gezdi. Cami bahçesinde Japon turist kafilesiyle fotoğraf çektirdi. Bakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na Edirne'li bir şekerleme ustası üzerinde Büyük Usta Edirne'de yazılı badem ezmesi hediye etti. Büyük ustadan yeni ustaya destek.